Merhaba arkadaşlar, herkese iyi pazarlar. Çok sık sorulan, çok sık gelen, gerek telefonla mesaj olarak, gerekse elektronik posta yoluyla yazılımın nasıl çalıştığı ve nasıl kullanıldığı doğrultusunda. Şimdi ben size A'dan Z diye yazılımın nasıl çalıştığını en basit yoluyla anlatmaya çalışacağım. Çok zor bir şey değil. Bunun için yine abone arkadaşlarımızdan bir arkadaşımız Ege Profilo'yu istemiş. Önce nasıl kullandığımızı bir anlatayım. Ondan sonra değerlendirmesine geçeriz. Gördüğünüz gibi yazılımda daha önce analizini yapmış olduğum bir mavinin mali tabloları var. Ama biz başka bir şirketi incelemeye alacağız. Şurada borsa butonu var. Bakın gördüğünüz gibi en üstte. Buna tıkladığımızda şöyle bir arayüz açılıyor. En solda hisseyi kaydet butonu var. Oraya basıyoruz. Bize hangi hisseyi verilerini almamızı soruyor. Borsada işlem gördüğü kodu büyük harflerle yazıyoruz. Evet. Okey diyoruz. Bu sefer bize kaç yıllık verilerinin çekeceğini soruyor. Şimdi geçmişe dönük bütün verilerini çekebilirsiniz ama minimum en az 3 yıllık verilerini çekmeniz gerekiyor. Niçin? Şunun için bakın bir önceki dönem yani önceki dönemin çeyreksel bazda finansallarını yıllıklandırabilmesi için yazılımın en az 3 yıllık veriye ihtiyacı var. Yani 2021, 2020 ve 2019 verilerine ihtiyaç var. Bir önceki dönemin çeyreksel bazda verilerini yıllıklandırarak hesaplayabilmesi için. Ben 7 yıllık diyorum. Niçin 7 yıllık diyorum? Geçmişe dönük 7 yıllık verileriyle bir sonraki bilanço döneminin hesaplamasını yani pro forma bilanço düzenleyebilmem için en az 5 ve daha gerisi verilere ihtiyaç duyduğumdan ben en az 7 yıllık veya 6 yıllık diyorum. 6 yıllık diyelim. Okey diyoruz ve bekliyoruz kap verilerini, geriye dönük kap verilerini otomatik olarak çekmesi için. Evet, gördüğünüz gibi işlem başarılıdır diye bir mesaj geliyor ve sizi yazılımın data kartına atıyor. Tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi data kartındayız. Geriye dönük 6 yıllık kap verilerini yani bilanço ve gelir tablolarını otomatik olarak yazılım kendisi çekti. Tekrar ana terminale döndüğümüzde hala mali tablolar analiz terminalinde bir önceki şirketin verileri var. Burada o şirketin logosuna tıkladığımızda şurada küçük bir kutucuk açılıyor. O küçük kutucuğa tıkladığımızda gördüğünüz gibi çekmiş olduğumuz şirketin logosu karşımıza geliyor. Ona tıklayıp beklediğimizde bakın şimdi aşağıda gördüğünüz gibi hem grafikte değişti hem de bütün ana kalemler logolarında çektiğimiz şirketin logosu, ismi, borsadaki işlem gördüğü kod adı gelmiş oldu. Şimdi gerek kaptan indireceğiniz veriler geriye dönük, gerekse bu çağırmanız tamamen sizin internet hızınız ve bilgisayarınızın çekirdek hızıyla doğru orantılı. Yani internetiniz ne kadar güçlü,
çekirdek işleminiz ne kadar kuvvetliyse en kısa sürede verileri çekersiniz. Normal bir düzeydeki, orta düzeydeki bir bilgisayarda geriye dönüp 10 yıllık verileri 15-20 saniye içerisinde çekebiliyorsunuz. Evet, şimdi burada istediğimiz yıllar arasında mukayeseli analizimizi yapabiliriz. Peki bitti mi? Hayır arkadaşlar, bitmedi. Şimdi gelir ve tablosu ve bilançolarda olmayan şirket ek bilgi kartımızda birikmiş amortismanlar, şirketin ithalat bilgileri ve personel çalışan sayısı ve de finansal risklerin niteliği düzeyi bölümündeki yabancı para pozisyon bilgileri yok. Bunları manuel olarak ellen girmemiz gerekiyor. Bunlar nerede? Bunlar da şirketin yine kamu aydınlatma platformuna göndermiş olduğu ek bilgilerin içerisinde mevcut. Bu arada üretici fiyat endeksinden söz etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi 2017'den 2022'nin her 3 aylık, her çeyrek TÜİK'in açıklamış olduğu üretici fiyat endeksini de girmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, yeni bir çalışmanın üzerinde uğraşıyorum. Bu manuel verileri, bilgileri de girmeye gerek kalmayacak. Bu kap verilerini kendi serverımızın üzerinden otomatik olarak çekme çalışması içerisindeyim. Bittiğinde yazılıma sahip olan arkadaşlara onu da güncelleyeceğim. Evet, döndüğümüzde ana terminalimize, gördüğünüz gibi bir önceki yılın ve cari dönemin fiyat endeksi otomatik olarak karşımıza çıkmakta. Yine döviz kurları da karşımıza çıkmakta. Peki ek bilgileri nasıl gireceğiz? Dediğim gibi buradan kamu aydınlatma platformunun resmi web sayfasına gidiyoruz. Hangi şirketin bilançosunu inceleyeceksek, bakın şurada finansal tablolar yazan yere tıkladığımızda bize burada hangi şirketi çağırmamızı soruyor. Ege profil yazdığımızda gördüğünüz gibi aşağıda geldi, çıktı şirket, ona tıklıyoruz. Biz hangi yıllar arasındaki incelemeyi yapacaksak burada gördüğünüz gibi o yıllar da çıkıyor. Diyelim ki 2022-2021 yılını yapacağız. Önce 2021 yılına çağırıyoruz. Şurada getir diyor. Getire bastığımızda gördüğünüz gibi buraya kaydedilecek adresi soruyor. Bütün şirketler aynı düzende çıktığı için buraya ben ek pro diye kodunu giriyorum ve hangi yıla ait olduğunu da yanılmamak için yazarak herhangi bir adresi belirleyip bilgisayarımda oraya kaydediyorum. Daha önce yaptığım için, kaydettiğim için, indirdiğim için burada bunu bırakıyorum. Şimdi gelelim, bakın 2021-2022 arasındaki bilanço mukayeseli analizini yapacağımız için 2021'in ZIP dosyasındaki veya WinRAR dosyasındaki kamu aydınlatma platformundan indirmiş olduğum dosyayı açtım. Aşağıda 4 tane her bir çeyreği olan, birinci çeyrek, ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek olmak üzere Excel tablosu var.
Bu Excel tablosunu biz az önce indirdik. Nereye indirdik? Data bankasına indirdik. Hatta geriye dönük 6 yıllığını birden indirdik. Bizim öyleyse orada bir işimiz yok. O zaman biz burada nereyi kullanacağız? Ne dedim? Ek bilgiler kısmında. Birinci çeyrekten başlayacağız. Bunun içinde bir PDF dosyasını açacak bilgisayarınızda Acrobat Reader yüklü olması gerekiyor. İlk başta neydi? Birikmiş amortismanlardı. Birikmiş amortismanları yazıyoruz arama kısmına. Enter diyoruz. Maddi duran varlıklar içerisinde bazen yanlış mı yazdım? Bakalım. Birikmiş. Evet. Amortisman. Bazen birikmiş amortisman olarak değil, amortisman eğer çıkmazsa amortisman olarak yazın. Evet. Neredekini alıyoruz? Maddi duran varlıklar önümüze gelinceye kadar, maddi duran varlıkların bilgisi gelinceye kadar bazıları 12 aylıklarda veriyor, son çeyreklerde veriyor. Ben o zaman ne yapıyorum? Maddi duran varlıklar tablosunu ve içerisinde birikmiş amortismanı göstermeyen şirketlerin amortisman ve itfa giderleri ilgili düzeltmeler kısmına yazıyorum. Bakın, tarih çok önemli. 1 Ocak 31 Mart, evet 2021 tarihi bu sütundaki kopyala diyorum. Burada da ne varmış? 2020'nin bilgisi varmış. Tutuyorum. 2021'i şöyle yapalım. 2021'i buraya giriyorum. 2022'nin birikmiş amortismanında geliyorum. Bakın 2022 henüz ikinci, üçüncü çeyrekler açıklanmadığı için burada tek bir çeyreğin verisi var. Bu sefer ona tıklıyorum. Arama kısmına amortismanlar diye yazıyorum. Ve gördüğünüz gibi 2022'ye ait olan sütunda amortisman ve itfa giderleri düzeltmelerini kopyalıyorum. Ve ilgili sütuna, birinci çeyreğe, 2022'nin birinci çeyreğine yukarıdan görev çubuğundan yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi amortismanları. Sonra aynı yere, aynı şekilde ithalat bilgilerini çağırıyorum. Çalışan veya personel adı altında çıkıyor personel sayısını bulmak için. Personel olarak yazıyorum. Eğer personel de bulamazsam bu sefer çalışan diye yazıyorum. Kimisi personel adı altında kaydediyor. Kimisi çalışanlar adı altında verimi çağırıyor. Daha sonra yabancı para varlıklarını, yani finansal araçların niteliğinden kaynaklanan risklerin düzeyi kısmında bulunuyor. Yabancı para diye yazdığımda, evet, finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi kısmında toplam varlıklar, toplam yükümlülükleri giriyorum. Eğer varsa hiç bilgileri şurada, şu sütun daha kapsamlı. Gördüğünüz gibi toplam varlıkları giriyorum. Hangi dönemde bu? 2021'e ait toplam varlıkları birinci çeyreğe giriyorum. Sonra toplam yükümlülükler kısmına geçiyorum. Gördüğünüz gibi toplam yükümlülükler. Bunu biz pozitif olarak alıyoruz. Parantezin dışında bırakarak alıyoruz. Çünkü yazılım kendisi otomatik olarak hesaplıyor. Yapıştır diyoruz. Varsa bilanço dışı, yani hiç
varsa ona bakıyoruz. Evet, var. Onu da alıp yazıyoruz. Bilanço dışı varlıklarını. Ve 82 milyar para birimi burada çok önemli. Ne demiş? Bakalım. Evet, Türk lirası. Aksi belirtilmedikçe Türk lirası olarak ifade edilmiş. Eğer 1000 Türk lirası olarak ifade edilmiş olsaydı, o zaman ben buraya bu verileri girerken, parasal değerleri girerken, bunları benim 1000 TL'ye çevirmem gerekecekti. Yani 3 sıfır koymam gerekecekti. Fakat şimdi onu da düzenliyorum. Ona da gerek kalmayacak. Otomatikman kendisi 1000 TL'ye veya Türk liraya çevirecek. O çalışma da devam ediyor. 82.244.271 lira net yabancı para pozisyon fazlalığına sahipmiş. Bir kontrol edelim. Evet, 82.244.272 lira net yabancı para pozisyon fazlasına sahipmiş. Ve bunları birinci çeyrekler bittiğinde tekrar yukarıya çıkıp bu sefer aynı şekilde ikinci çeyreği giriyorum. İkinci çeyrekler bittikten sonra üçüncü çeyrekleri giriyorsunuz. Üçüncü çeyrekler bittikten sonra dördüncü çeyrek bilgilerini giriyorsunuz. Ve bu alanı, bu kartı, ek bilgi kartını doldurmuş oluyorsunuz. Ve yazılım size başka bir şey yapmıyor. Kendi kendine her şeyi elde ediyor. Sizin yapmanız sadece komut vermek. Şimdi gördüğünüz gibi gidelim 2017 ile 2018 tarihindeki çektiğimiz 2018'in 12. ayıyla veya 2017'nin 12. ayıyla gördüğünüz gibi aşağıda değişti. 2017'nin 12. ayı ile 2018'in son çeyreği yani 12. ayı bilanço düzenlemesine göre inceleme döneminde işletmenin mali tablolarını analizini yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın 2017'nin son çeyreğindeki fiyat endeksi, üretici fiyat endeksi ve 2018'in 12. ayında TÜİK'in açıklamış olduğu yurt içi üretici fiyat endeksi de otomatik olarak geldi. İki dönem arasındaki enflasyon farkını bize hesaplayıp ortaya koydu. Ve bu enflasyon oranında şu anda yazılım bize otomatik olarak enflasyon düzeltmesiyle kalemlerdeki artış ve azalışları otomatik olarak bizim önümüze koydu. Ha dedik ki ya ben enflasyon düzeltmesinin dışında bu şirketin kalemlerindeki artış veya azalışı cari fiyatlarla görmek istiyorum. Yani göreceli olarak görmek istiyorum. Herhangi bir enflasyon düzeltmesine olmaksızın görmek istiyorum. Bunun için de yapmanız gereken buradaki hayırı evet'e çevirmek. Oraya E yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bu sefer enflasyon düzeltmesiz bize kalemlerindeki artışı, azalışı cari fiyatlarla veriyor. Ama ben gerçeği görmek istiyorum. Enflasyon karşısında %33,64 bir önceki yıla göre artan enflasyon karşısında şirketin gerçek kalem değerlerini görmek, reel satışlarını görmek istiyorum dersek o zaman buraya hayır diyerek enflasyon düzeltmeli kısmına getirip
Bu sefer enflasyon düzeltmesiyle, yani reel fiyatlarla bilanço kalemlerini görüyoruz. Ve arkadaşlar, bilançoyu inceledikten sonra, bugün dünyada kabul görmüş iki yöntemle, birbirlerine karşı zayıf ve güçlü tarafı olan iki yöntemle, birincisi temettü kapitalizasyon yöntemiyle hissenin reel olması gereken fiyatını, diğeri de indirgenmiş nakit akım yöntemiyle bu veriler doğrultusunda reel fiyatını yazılım otomatik olarak hesaplıyor. Ama bunun için temettü kapitalizasyon yöntemi görebilmemiz için, hesaplayabilmemiz için önce yıllık büyümeyi, reel getiri beklentisini ve dağıtılabilir temettülerini hesaplamamız gerekiyor. Bunun için de ek bilgi ve dosyalarımız var. Yazılıma sahip olan arkadaşlara onları da verir. Onları da veriyorum ve nasıl bunların hesaplanması gerektiği hususunda da eğitim verip arkadaşlar bu yıllık büyümeyi, reel getiri beklentisini ve dağıtılabilir temettüleri hesaplayıp hissenin olması gereken reel fiyatını yazılım otomatik olarak hesaplıyor. Bu tarihte yıllık büyümesini reel getirisini de yerine koyalım. Ben daha önceden hesapladım arkadaşlar. Evet, bu tarihte olması gereken fiyatı, yani 2017'nin 12. ayı ile 2018'in 12. ayı arasındaki mukayeseli mali tablolar analizi doğrultusunda yıllık büyüme, reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanmasının neticesinde hissenin olması gereken fiyatı 7 lira olarak hesaplanmakta. Peki o tarihte borsada bu şirket kaç liradan işlem görüyormuş? Şöyle yapalım. 0,1 diyelim. 2019, buraya da 2020 diyelim. Çünkü son çeyreği şunu birazcık daha düşürelim. Hisse 11,5 liradan bu tarihte fiyatlanmaktaymış. Biz ne zaman olarak baktık? 2018'miş. Hemen bunu şuraya 2020 değil, 2019 yapacağız. Hemen 2019'un başındaki fiyatına bakacağız. Evet. Gördüğünüz gibi 7.98 arkadaşlar. Biz hesapladık 7 lira olarak hisse hemen yılın başında, çünkü biz nereye hesapladık? Yıl sonu itibariyle 2018'in sonunu, yani aralığı hesapladık. Hemen yıl başında baktığımızda ise
bu tarihlerde bunu da sıfır beş yapalım. Evet. 7.98 8 liralardan işlem görmekteymiş. Olması gereken değerin 1 lira üzerinde hesaplanıyor. Peki indirgenmiş nakit akım yöntemiyle arkadaşlar o tarihteki betasını hesaplamamız gerekiyor. Ve de o tarihteki kesinlikle 10 yıllık hazine tahvil faiz oranını girmemiz gerekiyor. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle hazine tahvil faiz oranının doğrudan etkisi var. Yine betanın doğrudan etkisi var. Tabii o tarihlerdeki şimdi fiyatını hesaplamam uzun süreceği için, bunları bulmam uzun süreceği için indirgenmiş nakit akım yöntemini, yani serbest nakit akışını es geçiyorum. O günün tarihindeki betasını ve 10 yıllık hazine tahvil faiz oranını bulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede bir şirketin mali tablolarının analizini yapmak son derece basit ve kolaya indirgeniyor. Yazılımı kullanan arkadaşların çok fazla bir efor sarf etmeleri gerekmiyor. Son derece kolay ve basit yöntem. Peki gelelim günümüze. Biz bunun 2020'nin 12. ayıyla 2021'in 12. ayları arasındaki mali tablolarını inceleyelim. Geçmişe dönük hiç olmazsa olması gereken fiyatını da görmüş oluruz. Kısaca şöyle geçelim, kaba taslak bakmamız gereken yine bilanço enflasyon düzenlemesine göre değerlendiriyoruz. Varlıklar %17 artarken öz kaynaklar %10 küçülmüş. Toplam öz kaynaklar içerisinde öz sermaye karlılık payı %27,5'tan %32'ye, yaklaşık %32'ye artmış. Hemen şirket ve ortak karlılık oluşumuna bakalım. Şirket karlılığı %4,5 azalmış. Ortak karlılığı yaklaşık 8 artış göstermiş. Evet, ortak karlılığı artmış ama şirket karlılığının azalması olumsuz ve satış karlılığı %5 azalış göstermiş. Varlıklar %4,5 azalırken borç maliyeti %8 azalmış. Tamam, eyvallah. Borç maliyeti varlıklardan daha hızlı azalış göstermiş ama varlıkların azalışı hiç de şık değil. Ve ortak karlılığı %5, net ortak karlılığı %5 artış sağlamış. Peki bu veriler doğrultusunda 2021'in son çeyreğinde yıl sonu itibariyle hissenin olması gereken değerini hesapladığımızda 19 lira olarak karşımıza çıkıyor. Peki 2022'nin hemen başında kaç liradan fiyatlanıyormuş? 32 liradan fiyatlanıyormuş ve olması gereken değerinin çok üzerinde spekülatif olarak fiyatlanıyormuş. 2021'in 12, evet 2021'in başına yaptığımızda, ama tabii bu tarihte de şimdi yıllık büyümesini
düzeltecek olursak evet, olması gereken fiyatında fiyatlanıyormuş. Yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettülerin hesaplanmasının neticesinde gördüğünüz gibi orada da hemen hemen olması gereken fiyatında fiyatlanmakta. Peki son çeyreğe, son bilanço dönemine geldiğimizde arkadaşlar onu da ikinci bir ek profilo videosunda daha geniş, daha kapsamlı tüm detaylarıyla inceleyerek analizini yapalım. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.